Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Oğlak burçlarını 1-7 Ocak haftası kahve falında neler bekliyor sizler için niyetlendim. Keyifli güzel bir hafta diliyorum. Yeni yılınız, yenilikler, güzelliklerle size gelsin. İstediğiniz, dilediğiniz konularda böyle. Hepsi böyle akışıyla, keyfiyle, huzuruyla önünüze düşsün diyelim. Kim ne güzellik istiyorsa sizi bulsun. İsteyenleri bulsun. İsteyelim ya. İstemezsek olmuyor galiba. Ben bunu uzun yıllar düşünmüştüm. Hani istemek ama bu kadar da çok istenir mi falan, hani böyle kendi iç dünyamda da şey diyordum. Yüzsüzlük gibi geliyor bana falan. Öyle değilmiş. Gerçekten istemekte fayda var. Şimdi falımız bu hafta için neler var derseniz bu şekilde. Kötü olduğunu düşünmüyorum. Keyifli geçecek. Tabii ki uğraşlarınız, mücadele ettiğiniz alanlar var ama keyifli geçecek bir hafta. Burada aslında iş mi, parasal konular mı yoksa aile mi derseniz aile konuları biraz daha karışık derdim başında. Şimdi bakalım neler var falınızda bu hafta için. Ortada yanan bir ateş. Bu hane konularıyla alakalı arkadaşlar. Hanenizde pazartesi günü ortada yanan bir ateş. Bu bir konu demek. Alevlenmiş, artık çözülmesi gereken bir konuda karşınızda eşiniz, siz diğer tarafta karşılıklı gelmişsiniz. Bu sizinle de biraz bağlantılı bir mesele gibi. Hani eşiniz sanki karşı kıyıdan size bakıyor. Siz kendi kıyınızda böyle bir mevzunuz var. Kendi işiniz gücünüzle mi alakalı? Siz kendinizle mi alakalı? Bir sorun. Y harfi var üstünde. Y ya da U. Ve bir de S harfi görüyorum bu konularla alakalı. Hesaplaşma olabilir. Çözmeniz gereken bir mevzu olabilir ama karşınızdaki kişi dediğim gibi karşı kıyıdan bakıyor. Çok da el atmayacak. Bir meseleyi, bir konuyu çözmeye çalışacaksınız. Aslında ikili olarak çözülmesi gereken bir mevzu olmasına rağmen biraz tek başınıza kalabilirsiniz. Yalnız olarak bir mevzunuzu, bir konunuzu çözeceğiniz, sonuçlandıracağınız görünüyor yalnız. Yani. Ama burada dediğim gibi hani destek verir, karşıdan bakarak verir anca. Karşıdan bir şey söyleyerek verir. Elini atmıyor yani bu ateş, yanan ateş sizi rahatsız eden konu neyse elini atmadığı bir görsel var. Şimdi burada salının sakin görünüyor. Bir iş ya da bir konuyu noktalayacaksınız. Bitiş gibi düşünün burada. Şu işte bitireyim artık dediğiniz bir iş olabilir. Esas pazartesi salıdan sonra ilişkilerle dahil olmak üzere partneriniz ya da eşinizle bir tartışmaya ve zıtlaşmaya girdiğiniz görünüyor. Aynı konuda, yani pardon, konu neyse farklı düşünüyorsunuz. Siz başka tarafa bakarken o başka tarafa bakıyor ve burada zıtlaşmalar var. Zaten akabinde de alt alta üst üste insanlar görüyorum. Yani hani sanki böyle bir insanları böyle hani ortaya atmışsın, dağ olmuş, üst üste insanlar koyduğunuzu düşünün. Bu aslında şu demek. Bir sorun var. Bu ya sizin ailenizden, ya eşinizin ailesinden ya da bulunduğunuz ailede. İnsanlarla konuşa konuşa bir şeyleri çözmeniz lazım. Ya da insanlar gelecek gidecek bir konuyu çözdürmeye çalışacaklar. Ama devamlı insanlarla uğraşma var. Hani burası böyle aşevi gibi geliyor gidiyor, geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Hep birilerine böyle sanki hani sizin sırtınızda taşıdığınız insanlar varmış gibi de görünüyor. Ve bu karışıklık sarmal bir döngü olmuş yani. Bakıyorum şimdi. Şimdi alttan başlayacak olsam, bir kişiyle tartışıyorsunuz, size bir haber getirmiş, o haberden dolayı tartışıyorsunuz ve bu insana böyle çekil git der gibisiniz. Küsmek istediğiniz ya da işte görüşmek istemiyorum, bu konuyu seninle konuşmak istemiyorum dediğiniz bir kişi ama sanki dönüyor dolanıyor öbür gün elinde mikrofonunu benimle konuşacaksın der gibi. Böyle keltenkele gibi böyle her yerden de çıkan birisi yani. Bununla uğraşıyorsunuz. Sonra bakıyorum iki kişi yan yana gelmiş, siz üçüncü kişisiniz. Bu kardeşleriniz olabilir, üç kardeş gibi görünüyor böyle. Onların kafasında onlara baskı uygulayan, bu iki kişiye baskı uygulayan birileri var. Siz sanki o kişileri korumak için bu kişiyle yüzleşiyorsunuz, tartışıyorsunuz. Hani birilerini böyle kenara çekmişsiniz. Bir dakika ya, sen onlara ne diyorsun der gibi kendiniz dışındaki insanları savunmaya ya da kendinizin dışındaki kişilerle alakalı sıkıntıyı çözmek için öne attığınız görseller var. Burada yol buluyorsunuz Allah'tan, aslında çözebileceğiniz konular çözersiniz görsellerinde çıkıyor. Neden? Bu kadar karışıklığın üstünde bakın görüyorsunuz. Parça parça çözeceğiniz, sonuç alacağınız cevap kağıtları var aslında. Sonuç alırsınız.
Cevap da alırsınız ama mücadele edersiniz. Sıkılırsınız da yani. Çünkü başkaları için uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Perşembe günü rahat görünüyor. Cuma'ya baktığım zaman çok rahat. İlişkilerde de tartıştık, sıkıntı yaşadık. Sen yardım etmedin, biraz kızgınsınız ama karşınızdaki kişi incelmiş. Aslında yaptığı yanlışı farkına varma. Sırtında böyle pabucu pabucuk olmuş düşünceler var. Biraz kaygılanmış. Sizin ona verdiğiniz bir ret cevabı var aslında burada. Sanki hani arkanızı dönmüşsünüz. O sanki gelmiş sizinle tekrardan konuşmak için. Hani kıyamadım, hadi gel konuşalım der gibi çıkıyorsunuz burada. Sonra hani cuma konuşmaya başladınız. Cumartesi anca böyle bir sakinlersiniz. Bir kızgınlığın sonlanması için de bir cumartesiyi beklemeniz gerekir görselleri var. Yani burada aslında baktığım zaman şimdi pazartesi bir eksiklik hissedeceksiniz ilişkinizde. Bu eksiklikle alakalı bir kızgınlık durumunuz olabilir. Ama hafta sonuna doğru bu eksiklik ya da kızgın olduğunuz konudan kurtulduğunuz, daha sakinlediğiniz, konuyu unutmak demeyelim de konuyu çözdüğünüz bir alana geçtiğiniz görünüyor. Hafta sonu yol var arkadaşlar. Nerelere nerelere gitmek istiyorsunuz bilemem ama cumartesi de pazarda önünüzde açılmış yollar var. Yollarınız açık. Özellikle cumartesi günkü yolla ilgili biraz kaygılı olabilirsiniz. Gideyim mi gitmeyeyim ama gidilecek yol olarak görünüyor. Pazar gene aynı şekilde kalp görselleriyle isteyerek gideceğiniz bir yolunuz daha var diyebilirim. İş ve para konularında neler var? Şimdi pazartesi salı bir şey yok. Pazartesi bir yoldan vazgeçeceksiniz. Maddi olarak para harcayacağınızı düşündüğünüz bir yol bile olabilir. Bir anda önünüze gelen bir yolu çizik çekip kenara atıyorsunuz. Reddetme görseli çıkıyor yani. Salı kademe kademe bir yöne doğru yönelmiş çıkıyorsunuz. Esas çarşamba, perşembe, cuma diye giden bir iş ortamınız var. Şimdi burada bakıyorum, salı günü karşınızda bir kişi sanki elini kolunu oynata oynata size bir şeyler söylemeye çalışıyor. Burada iki çizgi görseli var. Bu aslında bir kişiyle konuşarak bir mevzudan vazgeçme ya da sonlanma, bitirme enerjisi var. Bir şeyleri bitirebilirsiniz konuşmanızda. İşinizi bitirme, borcu bitirme, İş ortağınızla alakalı yaşamış olduğunuz bir sıkıntıyı bitirme gibi düşünün. Yalnız burada biraz düşüncelisiniz. Hani burada sanki önünüze bir şeyleri konmuş. Bunları düşünüyorsunuz böyle ama önünüze konan şeyler de böyle bir adak ya da böyle bir uzun mesafe yapılacak bir işle alakalı sanki. Hani yüzleşmeye çalışıyorsunuz. Bu böyle mi olur, şöyle mi olur? Yarım kalmışlık da var burada bakıyorum. S harfi ya da Ş harfi görselleri var. İşle alakalı olabilir. Kafanız ikiye bölünmüş, soru işareti var kafanızda ve de hani nasıl olur, nasıl yaparız der gibi. Fakat burada bir bağlantı, bir haberle birlikte. Şimdi dedim ya, burada birisiyle görüşüp bitiş enerjisi var, şu var. Bak aynı görsel bir daha var. Yani bir konuşma yetmeyecek. Akabinde bir kere daha bir konuşma yapacaksınız. Bakın burada önünde çizgi var. Sonuçlanmayan konuşmalar, bu ortağınız şu, bu kimse bu. Ama diğer gün, burada da düşüncelisiniz yalnız bu arada, nasıl yaparım diye, ama fakat aynı kişiyle diğer gün konuştuğunuzda önü açılıyor. Çözüm odaklı, çözülmesi gereken bir para ya da işte işinizle alakalı bir mesele varsa burada net olarak Perşembe gününe kadar çözeceğiniz, yolun önünüzde açılacağı, rahatlayacağınız, hatta bir değil iki alana açılacağınız, rahatlayacağınız görselleri var. Bu da aslında burada biraz böyle tıkanık kalmış konuların akabinde, sonrasında hemen açılacağı ve sizi rahatlatacağı olarak çıkıyor. Hafta sonuna doğru da zaten rahatlamış görünüyorsunuz. Hatta bana kalırsa burada ne yapıyorsanız cuma günü buradan para alırsınız arkadaşlar. Yolu açılmış balık görselleri de burada ekstradan görüyorum. Bu demek oluyor ki bir şeylere bir ayar çekip almanız gereken bir parayı da alacaksınız demek oluyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi orada yarım kalmış bir paranın yıldızla dilinizi kullanarak, iletişim halinde devamlı konuşarak şanslı olduğunuz bir haftada alacağınız görünüyor. İlişkilerde A harfi, bakın ilişkilerde görüyor musunuz? Burada bir kişi, burada bir kişi. Bu dışarıya bakıyor, bu da ona bakıyor. Yani
Birlikteliğinizde karşınızdaki kişi daha çok dışarısıyla ilgilenebilir. Hani ilişkilerde karşılıklı olmak aşk sevgidir ama burada bir kişinin dışarıya baktığı, diğerinin ona baktığı göründüğü için bir dengesizlik yaşayabilirsiniz pazartesi salı ilişkilerde ama akabinde şurada bakın yapılan konuşmalarda denk görünüyorsunuz. Burada yapacağınız bir konuşma haftayı kurtarır, ilişkiyi kurtarır, sıkıntı yaşadığınız konuları geride bırakıp temize çıkarsınız diyebilirim. Hep bir el uzatma görseli var. Aslında burada ne var biliyor musunuz? Bu siz olduğunuzu düşünün. Öncesinde bakın burada dışarıya bakıyorsunuz. Burada partneriniz başka bir kişiye el uzatmış. O kişide de A harfi var. Bir yarım kalmış bir mevzuyu bir kişiyle tamamlıyor ama siz bunu istemiyorsunuz. Bu iş tamamlandıktan sonra olumlu bazı cevaplar alacaksınız. Devamlı konuşuyorsunuz. Kızsanız da sonrasında affedeceğiniz ya da tamam böyle olsun bakalım diyeceğiniz, inat etmeyeceğiniz bir döngünüz var burada. Şimdi parasal konulara tekrar dönecek olursak eğer, burada parça parça hallettiğiniz konularda bir kişi önünüze engel çıkartabilir. Bu aynı zamanda bir borcunuz olabilir ama burada tik atılmış. Çözülecek bir borç, destek alınacak bir borç olarak da düşünebilirsiniz bunu. Bazı kişilerle konuşup almanız gerekene el uzatmış görünüyorsunuz çünkü. Elinizi uzatarak da aslında önünüzde temiz, güzel bir alan açacaksınız. Ama bu hafta kafa biraz karışık. Kafalar karışık yani. Kafanın içi vıcır vıcır arkadaşlar. Yani nereden ne yaparım, nasıl yaparım, nasıl ederim diye böyle bayağı düşünceli düşünceli planlamalar yapacaksınız. Görselleri var. Gördüklerimi ifade etmeye çalıştım. Siz hayatınızda hani şunu da diyebiliriz. Bu hafta bazı konularda sıkıştığınız günler var ama genel hatlarıyla hafta sonuna kadar birçok konuyu toparlamış olacaksınız. Görselleri çıkıyor diye de biliriz arkadaşlar. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz, huzurunuz bol olsun. Bu haftalık da benden bu kadar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı ile alakalı özel kahve falı baktırmak isteyenler aslında 542 77 66 910 WhatsApp hattından bana ulaşabilirler. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.